Şişli'dekilerin hayatı pek neşesiz geçiyordu. Çiftlikten avdet eder etmez doktor kendi odasına çekilmiş. Nedret'in yanında geçen günlerin hatırasını birleştirerek mazi ile hal arasında elemle saadeti birbirine karıştırmak suretiyle tuhaf bir hal içinde yaşamaya başlamıştı. Oğluna karşı o geceden sonra hiçbir vakit şikayet etmemiş. Sanki o vakayı unutmuş gibi alakasız ve müsterih görünmüş. Lakin en muazzez emelini çiğneyen bu adam için kalbinde gizli ve nihayetsiz bir dargınlık saklamıştı. Artık bütün düşüncesi Nedret'i mesut etmek ve onu kendisine en yakın görmekten ibaretti. Onu yabancı bir erkeğin eline teslim etmekten vicdan ıstırabı duyuyordu. Er geç biriyle evlenmek mecburiyeti karşısında bulunan bu çocuğun kendisinden uzak kalmasına yardım edecek bin türlü engellerin çıkmasıyla ondan mahrum kalacağı günlerin acılığı gözlerinin önüne geliyordu. Bu endişe içindeyken bir gün zihnine bütün hislerini okşayan, üzüntülerini ve elemlerini yatıştıran bir fikir gelmiş ve hemen yerinden kalkarak kızını çağırmıştı. Nehal odaya girdiği zaman babasını pek şen ve güler çehreli görünce sevinerek sormuştu. Bana iyi bir haber vereceksiniz zannederim. Doktor kızına bir sandalye göstererek otur da konuşalım. Bu evde benim senden başka kimsem yok cevabını vermişti. Nehal onu karşısına oturmuştu. Şimdi dikkatle babasını dinliyor ve doktor söylüyordu. Nihal, vicdani bir vazife bildiğim bir şeyden bugün gene sana bahsedeceğim için beni affet kızım. Estağfurullah baba, Nedret'ten bahsetmek isteyeceksiniz zannederim. Söyleyiniz, dinliyorum. Evet yavrum. Lakin bu muhabbeti benden kıskanmıyorsun değil mi? Hiçbir vakit. Bilirim. Çok yüksek bir kalbim vardır Nihal. Bugün seninle has bir hal etmek istiyorum. Abinin reddettiği bu kızı ben süt biraderine vermeyi düşünüyorum. Ne dersin? Kenan'a mı? Evet. Çok ala. Ben de münasip gördüm. Çünkü Kenan ahlaklı ve değerli bir şahsiyet olmakla beraber Nedret gibi cidden, muhterem ve kıymetli bir kızı bahtiyar eylemek kudretine maliktir. Benim de kanaatim böyle. Herhalde şu çocuğu mesut görmek arzusuyla pek müsterihim. Binayla şu kararımızdan şimdi kimsenin haberdar olmasını istemem. Bir sır gibi tutulmasını senden rica edeceğim kızım. Genç kadın ciddi bir tavır ve edayla. Buna emin olabilirsiniz dedi. Muala ile Nihat aynı vaziyetteydiler. Avukat Elan Küskün. Muala ise alakasızlıkta devam ederek Nihal ile beraber yol hazırlığında bulunuyordu. Günler geçtikçe Nihat ruhunda bir şeyin parçalandığını, kalbindeki üzgünlüğün azaldığını, arzularındaki şiddetin eksildiğini, hülyalarının daraldığını, sessiz ve derin bir boşluğa doğru yürüyen adımlarının yavaş yavaş sakin bir yere doğru gittiğini hissetmeye başlıyordu. Artık muallaya gitme diye yalvarmak, ona ağır gelmekle beraber tekbil muhitini kaplayan sıcak ve uyuşturucu bir havanın tesirinden kurtulmaya yüz tutan mefkuyresi, kalbinin en sıcak ve samimi yalvarmalarına baş çeviren bu hissiz kızın mahiyetini keşfederek, onun süslü bir kukladan başka bir şey olmayan mevcudiyetini bütün çıplaklığıyla görmeye muvaffak olmak üzere bulunuyordu. Bu hakikati anlama kabiliyeti günden güne kuvvetlendikçe tekmil varlığını ezen, harap eden acı bir yeyiz, gizli bir hicranla inliyordu. O halim müşfik babasını incittiği gece, ömrünün en gururlu, en ihtiraslı bir gecesi olduğunu, kendisine teklif edilen en muazzez ve muhterem bir vücudu hemen reddedi vermiş bulunduğunu. Hayatının ilk nedamet acısıyla düşünüyordu. Sanki bu dakikalarda Nedret'in iri ve siyah gözleri derin bir sitemle kendisine bakıyor gibi geliyordu. Birden gelen bir haber herkesin hayatı üzerinde ayrı ayrı tesirini göstermişti. Nihal'in kocası karısına yazdığı mektuplarının birinde şimdilik hareketlerini tehiri lazım geldiğini yazıyordu. Bu haber Nihal'den ziyade muhalayı ezmişti. Genç kadın kocasının bu mektubunu babasına bildirirken Mualla da çehresini süsleyen yapma bir gülüşle o güne kadar esirgediği sevgi iltifatıyla bu haberi avukata müjdeliyordu. Genç adamda sevinç ve tesir yapmayan bu müjde sönük ve lakat bir dudak bükmesine mucip olmuştu. Mualla ona artık bütün arzularını yerine getireceğim diye sevgisini temin etmeye çalışıyordu. Halbuki Nihat bu vaatlerini evvelce verdiği sonsuz saadetten şimdi hemen bir şey duymayan cansız bir cisim haline girmiş olduğunu anlıyordu. Hadisat ve ahvalin nevine göre hemen hislerini değiştirme kudretine malik olan bu kararsız kız ona mühim olduğu kadar tehlikeli bir imtihan devresi geçirtmişti. Avukat ıstırapla başını önüne eğmişti. Eğer babası bir dakika daha yanında durmuş olsaydı Acı bir nedametin en coşkun tesiriyle ellerine sarılarak beni affediniz, aldandım, aldandım diye inleyecekti. Halbuki doktor oğlunun cevabını beklemeden ağır ve vakarlı adımlarla odasına doğru yürüyüp gitmişti. Muhala karşısında artık bambaşka bir erkek görüyordu. Evvelki taşkın ve şikayetli Nihat'ın yerine şimdi sakin, alçakgönüllü, durgun bir adam kaim olmuştu. Onun bu hali mualanı kadını gururunu kıran bir azap yerine geçiyor. Aynı zamanda isyan etmek istidadını gösteren hislerini teskine uzun görmeden müthiş bir hırsla bu sıkıntılı vaziyete bir nihayet verdirmeyi, onu ayaklarının altında çiğneyip öldürmeyi düşünüyordu. Bu esnalarda Nihal'in süt kardeşi Kenan'ın sık sık ziyaretleri Mualan'a pek işine yarıyordu hem bu adamda ruhu gıçıklayan bir ihtiras buluyordu. Gözlerinde akıcı ve yakıcı bir çekicilik, sesinde ruhu uyuşturan sihirli bir ahenk vardı. Genç kız tuvaletinin ihtişamıyla, sözlerinin zarif nükteleriyle, yeşil gözlerin olanca füsunuyla bu genç adam üzerine tesir etmeye başlıyordu. Nihal bunu pek çabuk olarak anlamıştı. Bir kelebek kararsızlığı içinde çırpınan Hayatta saadetini bu suretle hisseden, anlayan bu hoppa kıza uzaktan bakarken sakin bir seyirci vaziyetinde bulunuyordu. Necat, oğlunun bu feragatinden haberdar değildi. Mualla'nın bu taşkın çılgınlıklarına büyük bir sabır ve sükunla tahammül edenken kalben Nihat'a çok acıyor ve Kenan'a karşı gösterilen şuhlukların sabrını tüketecek bir dereceye vasıl olduğunu gördüğü saatler tahammül edilmez ve hiddetle titreyerek Nedret'in meşru hakkına tecavüz etmek isteyen şu kızı yumrukların altında ezmek arzusuyla yanıyordu. Nihayet bir gün oğluna rica ederim dedi. Mualla hanıma biraz dikkat ediniz. Kenan'a gösterdiği iltifat lüzumundan çok fazla oluyor. Bunu ihtar etmek sizin vazifeniz olsa gerek. Avukat ıstırapla başını önüne eğmişti. Eğer babası bir dakika daha yanında durmuş olsaydı acı bir nedametin en coşkun tesiriyle ellerine sarılarak beni affediniz. Aldandım, aldandım diye inleyecekti. Halbuki doktor oğlunun cevabını beklemeden ağır ve vakarlı adımlarla odasına doğru yürüyüp gitmişti. Necat büyük bir helecan ve sabırsızlıkla günleri sayıyor, Nedret'in çiftlikten dönmesini bekliyordu. Yazdığı mektuba cevap gelmemiş olması, ihmal edilmiş olduğuna ihtimal verdirecek kadar kuvvetli olmamakla beraber yine fikrini endişeye düşürecek derecede ruhuna durgunluk veriyor. Onun istikbal için düşündüklerini kendisine söylemek ihtiyacı gecelerce uykusunu kaçırıyordu.'' Kalbinde gittikçe büyüyen bu muhabbet sanki bir anne yüreğinden miras kalmış ezeli bir şefkat gibi tekmil varlığını sarıyordu. Nedret, Veysel Efendi'nin karşısında nihayetsiz sabırsızlıkla çırpınıyordu. Fatma Bacı biraz mahcup ve pişman bir tavırla ''Efendi'' dedi. ''Bilmeyerek ağzından kaçırdığım bir sözü bu kadar uzatmaya lüzum yok. Madem ki bir şeydir oldu, bunu vermemek Nedret Hanım'ı üzmek, hırpalamak demektir.'' Veysel Baba karısına dönerek Hele şuna bak. Her şeyi yoluna koyduktan sonra üzerine bir de tuz biber ekiyor. Yahu sana ne oluyor bilmem ki. O benim bileceğim şey. Aa Veysel baba. Bacımın bu kadar söz söylemeye hakkı yok mu? Bunda hiddet edecek ne var? Madem ki bana teslim edilmek üzere verilen bu emanet sizde saklı. Bunun er geç elime geçmesinde ne gibi bir zarar ve fenalık tasavvur ediyorsunuz? Eğer bunda mühim bir şey varsa bir an evvel öğrenmek isterim. Artık beni bir dakika daha bekletmeyiniz rica ederim Veysel Baba. Veysel Baba hiç cevap vermeden içeri doğru yürümeye başladı. Genç kızın dalgın ve sakin bakışları bu ağır adımları takip ediyordu. Akşamın garipliğinden doğan ıssızlık bütün etrafı sarmıştı. Dağların eteklerine doğru inen gölgeler karanlıklara karışmış, koyunlar ağırlarına ve inekler ahırlarına çekilmiş. Köy evlerine tek tük görünen ışıkları yanmıştı. Nedret kapının önünde sükunet içinde Veysel Baba'yı bekliyordu. 10 dakika sonra ihtiyar adam elinde ufak bir çekmeceyle gelmişti. Yalnız anahtarı bende değil. İstersen kır diyordu. Genç kız bunu gar ihtiyarı göğsüne bastırdı. Odasına doğru koştu, kapıyı kapadı. Titriyordu. Yatağına oturdu, garip bir tereddüt geçirdikten sonra hemen makası eline aldı. Ufak kilidi söktü. Çekmecenin kapağı açıldı ve kucağına kağıt parçaları arasında bir kadın resmi düştü. Istırap ve helecan içinde titreyen zavallı kız birdenbire gayri ihtiyare ''Anneciğim, anneciğim, ah!'' diye bağırdı. Bu sedanın hazin akisleri çıplak odanın duvarlarında devamlı bir inilti bırakmıştı. Sonra hasretli ruhunun bütün iştiyakıyla bu mukavva parçasına sarılarak yatağına yığıldı kaldı. Şimdi bu geniş odanın sükutunu boğuk bir hıçkırık bozuyor. Neden sonra başını kaldırarak yaşlı gözlerinin olanca hasretiyle elindeki resme bakmaya başladı. Bu senelerden beri hayalinde yaşattığı annesinin ta kendisiydi. Resmin arkasına şu kelimeler yazılmıştı. Kızıma, seni öpüp okşadığım günlerimin hatırası. Genç kız içine yakan bir hasretle bu yazıya bakıyordu. Bunu yazan Ella şimdi ne olmuştu acaba? Bu dakikada gözlerinin önüne büyük servilerin koyu, sakin gölgesine sığınmış, nemli ve siyah bir toprak yığını gelmişti. Derin bir uyku içindeymiş gibi dalgın görünen Nedret elini ağır ağır çekmeceye doğru uzattı. Bu sefer eline lacivert kaplı büyükçe bir defter geçmişti. Üzerinde şunlar yazılıydı. Kızıma yadigar, ölmüş bir kadının evrakı metrukesi. Defterin arasından dizlerinin üstüne bir resim daha düşmüştü. Nedret hemen bunu da lambanın ışığına yaklaştırdı. Anasıyla babası yan yana oturmuşlar ve ortalarında başını annesinin göğsüne dayayan mini, mini bir bebek vardı. Geçen günleri pek kısa süren şu mesut saatlerinden yadigar kalan bu resim ona kimsesiz, yetim ömrünün acılarını daha şiddetle hissettirdiği halde doymak bilmeyen gözlerini bu iki hayalden bir türlü ayıramıyordu. Babasının bu sessiz duruşunda vakarlı bir eda vardı. Annesinin çehresinde derin bir teşekkür ve gözlerinde acıların uyuşturduğu sıraplar gizliydi. Nedret elini deftere uzattı. Beyninin içinde müthiş bir dalga ve çarpışma hisseder gibi oldu. İki eliyle başını tutarak bir dakika kadar düşündü. Acaba annesi kendisine nelerden bahsetmiş? Gözlerini tekrar babasının resmine çevirdi onunla kendi arasında bir benzeyiş arıyor ve istiyordu. Derin bir tetkikle epey müddet baktıktan sonra masanın üzerindeki ufak tuvalet aynasını önüne çekti ve aynı dikkatle kendi çehresini muayeneye başladı. 5-10 dakika geçtikten sonra artık kalbine tam bir emniyet gelmişti. Çünkü alın ve çenedeki benzeyiş pek açıktı. O zaman resmi dudaklarına götürerek öptü. Sonra bunları önüne dizdi, başını eline dayadı. Bir müddet daha baktı. Kalbinde bir şeyin yandığını, ruhunun koyu bir karanlık içinde bunaldığını hissediyordu. Yavaş yavaş kalktı, pencerenin önüne giderek panjuru itti. Yüzünü serin ve saf bir gece havası okşamıştı. Gökte yıldızlar parlıyor. Dağlar karanlıklar içinde uyuyor. Dere coşkun bir matem havasıyla inliyordu. Nedret bir müddet başını pencerenin kenarına dayayarak dalgın ve hareketsiz bir halde kaldı. Çekmeceden fırlayan bir takım ufak kağıtlar yatağın üzerine yayılmıştı. Genç kız bunlara el sürmekten ve yazılanları öğrenmekten korkuyor gibiydi derin ve kapalı sırları, müthiş vakaları öğrenmek hevesi bütün metanetini kırıyor. Bu siyah satırların kendisine öğreteceği hakikatten uzak kaçmak istiyordu. Birdenbire kabuslu bir uykudan uyanır gibi silkindi. Eliyle alnını tutarak etrafına bakındı. Lambadan dağılan donu bir ziyayla bulanık bir aydınlık içinde görünen odada ağır ağır dolaştı. Sonra heyecan içinde tekrar yatağının kenarına oturdu çekmeceyi dizlerin üstüne aldı. İçinde ufak kadife muhafazalara konulmuş bazı kıymetli yadigarlar bulunuyordu. Bunların arasında kendini en ziyade memnun eden yeşil mine üzerine pırlanta işlenmiş mini mini bir çerçeveydi. Bu ince altın bir zincire takılmış ve ortasına annesinin küçük bir resmi geçmişti. Nedret bunu uzun uzun muayene etti. O oh, sevgili kadının güzel gerdanını öpen bu parlak taşları dudaklarına sürdü. Sanki bunda uzun seneleri muhafaza ettiği bir anne kokusu duruyordu. Zinciri boynuna geçirdi. Bu öyle bir yadigardı ki daima onun hayalini göğsü üzerinde taşıyacak. Hatta gece bile onunla yatacak, onu koklaya koklaya uyuyacaktı. Nedret o kadar şaşırmıştı ki. Resimleri bırakıp kağıtlara sarılıyor, kağıtları bırakıp defteri açıyor. Bazen derin bir uykuda bulunduğuna, rüya gördüğüne hükmedecek kadar kendinden geçiyordu. Bir aralık Fatma bacını kapıyı vurarak ''Nedret Hanım, yemek yemeyecek misin?'' diye vaki olan suali kendisinin toplamasına yardım etmişti. O zaman karanlığı çoktan basmış olduğunu fark ederek lambasını biraz daha açmıştı. Yatağın üzerindeki defteri uzandı. Sandalyesini lambanın önüne doğru çekti ve ilk sayfayı açtı. Bütün benliğini titreten acı bir heyecan içinde anneciğinin gönül acılarını saklayan bu sayfelerin ilk satırlarını okumaya başladı. Bu kadın hayatı bazen engin, coşkun, siyah dumanlı ufuklara karışmış bir deniz gibi gözleri önünde çalkalanıyor. Bazen sönük mehtapların esrarlı loşluklarına sığınmış gibi titrek ve mecalsiz kalıyor, çalılar, yalçın kayalar arasında yorgun bitkin çabalıyordu. Onun şu mevkide, şu çatı altında ne dayanılmaz bir hayat geçirdiğini anlamaya başlayan Nedret, gözlerinden damlayan yaşlar arasında anneciğim, anneciğim, zavallı anneciğim diye inliyordu. Bu bahtsız genç validenin hayatını tehlikeli bir kalp hastalığı kemirirken o harap edici bir aşkın pençeleri altında çırpınıyordu. Bu defterin bazı yerlerinde Nihal ile Nihat'tan bir hale bahsedilmiş ve annesi Nihat'ı babasına çok benzetmişti. Nedret burada birkaç defa kendi duygularına daldı. Kalbinin derin bir köşesinde kendisine gizli gizli gülümseyen ümide benzer bir şey vardı tekmil varlığını ince ipek bir ağın cazibesi sarıyor. Bunun düğümlerini ezeli bir kudretin yardımıyla bağlıyordu. Şu dakikada öksüzlük ve kimsesizlik eliminden daha acı bir mahrumiyet, ıstırabı hisseden Nedret, tahammülü kıran bir ruh mücadelesi içinde çırpınıyordu. Gözlerinde süzgün bir yeis vardı. Genç ve güzel çehresinin ince hatları üzerinde Geçen günlerin ölmüş kurumuş hayallerinin gamlı ve solgun gölgeleri dolaşıyordu. Yorgun ve harap bir halde başını tekrar önündeki deftere eğdi ve mütalasına devama başladı. Bazı satırlar üzerinde karar eden gözlerine derin bir elemin eserleri birikiyor ve bazen yanaklarına hafif bir pembelik çıkıyor, bazen dudaklarına bir titreme geliyordu. Annesinin esrarlı hayatı arasında en içini yakan vakalar kocası tarafından yapılan hakaretlerdi. Onun günahsız, lekesiz aşkını kimse anlayamamıştı. Bütün mevcudiyeti bu harap edici aşkın matem perdesi altında grup edip gitmişti. Nedret karşısında duran resmi tekrar eline aldı. Gözlerine derin derin baktı, sonsuz bir muhabbetle onu yüzüne dudaklarına sürdü. Zavallı kadın, kimseye itiraf edemediği dertlerini kalbinden kalemine damlayan kanla yazmıştı. Sayfelerin arasında bazı ufak kağıtlara yazılmış kısa ve perişan cümleler vardı. 1. Kızım, baban beni affetmiyor. Sen affet. 2. Bu gece seni dermansız kollarımın son gayretiyle baharıma bastım yüzüne damlayan gözyaşlarımla uyandın. Sanki gizli dertlerimi öğrenmek istiyormuşsun gibi dikkatle yüzüme bakıyordun. Ben senden o kadar utandım ki. 3. Ey baharımın ilk açan goncası Nedret! Senin açılmanı görmeden sönecek olan hayatımın en ıstıraplı, en meşakkatli günler içindeyim. Şu kaim duvarlar arasında Vahşi bir ıssızlığın melali içinde terk edilen varlığım kahredici ıstıraplar içinde sönüyor. 4. Ona Bu gece seni ne kadar özlüyorum. Ümitsizliğin, çaresizliğin etrafımı sardığı bu günler aşkımdaki kuvveti, kalbimdeki hasreti artırıyor. Seni son defa bir kere görmek için nasıl titriyorum bilsen. Ya Rabbim bu mümkün mü acaba? Aramızı ayıran bu karlı, bu sisli dağlar olmuş. Belki, eyhat, dağlar değil, insanlar. İnsanlar, insanların riayete mecbur olduğu bir takım kanunlar. Müthiş, ağır bir zincir. Fakat işte ben hayatımla bu zinciri kırıyorum. İnsan kudretinin erişemeyeceği sonsuz bir uzaklığa gidiyorum. Seni artık hiç göremeyeceğim. Nedret'in artık takatı kalmamıştı. Başını kolları üstüne dayayarak olduğu yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu sırada Veysel babanın sesi ''Nedret! Nedret!'' diyordu. ''Gecenin bu vaktine kadar ne yapıyorsun? Hasta olacaksın. Bak sabah oluyor. Lamban bu gece hiç sönmedi kızım. Artık uyu.'' Fikret'in kızı hıçkırıkları arasında cevap verdi. ''Uyuyorum Veysel baba, uyuyorum.'' Hakikaten uzaklardan yakınlardan horoz sesleri geliyordu. Nedret vaktin bu kadar geciktiğini ihtimal vermemişti. Yerinden kalkarak panjuru açtı. Bütün gecelerin encamı gibi bu gecenin de sabaha eren aydınlığı dağların tepelerini artmaya başlamış. Yamaçlardan inen sisler beyaz bir kanat gibi köylerin üstüne serpilmiş, ağaçların kovuklarına, dağların kuytularına gizlenen koyu gölgeler seherin nurlu tebessümlerinden doğan renklere bürünmüş. Gecelerin esrarları, hayalleri dağılmış, ay sönüyor gibi fersiz kalmış yıldızlar göğün maviliklerine doğru süzülmeye hazırlanmıştı. Oo, oh, buyurunuz Veysel Efendi. Safalar geldiniz. Nerede kaldınız canım? Sizi göreceğimiz geldi. Veysel Efendi güler bir çehreyle avukatın sözlerini dinledikten sonra cevap verdi. Geleli 3-4 gün oluyor ancak bugün buraya gelip haber vermeye vakit bulabildi. Çok memnun oldum. Fakat Nedret Hanım'ın bize haber vermekte biraz ağır davranmak istediği anlaşılıyor. Veysel Efendi biraz bozulduğu halde. Hayır hayır siz yanlış düşünüyorsunuz kendisi çok meşgul. Evin tertibatı ve bazı ufak tefek işlerle uğraşıyor. Nedet'in size ve bilhassa doktor beye karşı pek derin bir hürmeti vardır. Teşekkür ederim. Avukat ihtiyara bir sigara uzattı. Öndeki kağıtları topladı. Birdenbire kalbinden yükselen bir arzuyu men etmek istemeyerek şey dedi. Bugün eğer bir mani yoksa kendilerine hoş geldiniz demek ve işleri hakkında malumat vermek istiyorum. Ne demek efendim? Lütfetmiş olursunuz. Buyurunuz gidelim. Avukatın gözlerinde bir neşe parlamıştı. On dakika kadar müsaade ediniz Veysel Efendi. İçeride birisiyle konuşacağım. Otomobil kapıda duruyor. Hemen gideriz. Olmaz mı? Bu sözleri söyledikten sonra yandaki odaya geçti. Veysel Efendi sandalyesinin arkasına yaslanarak keyifle sigarasının dumanını seyrederken şu avukat ne hoş bir adam diye düşünüyordu. Nedet bir kenara. Nedet bir kanarya kafesi kadar süslü olan ve boğazın mavi sularına yeşil sahillerine hakim bulunan evine geleli 3-4 gün oluyordu. Çifti gittiği günle bugün arasında geçen zaman onun için en mühim ve en yeni vakalarla dolmuştu. Tesadüf karşısına bir takım beklemediği simaları çıkartmış ve bunlarla alakadar feci ve esrarlı vakaları öğrenmişti. Bugünlerde doktor için kalbinde mukavemet edilemez bir hasret vardı. Onun o yüksek benliği karşısında annesinin hatırasını yaşatmayı ne kadar istiyordu. Büyük bir aşkın tek safahatini saklayan defter, günahsız, lekesiz, temiz bir aşkın beratı olarak elinde duruyordu. Bunu bilhassa Nihat'a ispat etmek, annesi hakkında beslediği kin ve garazını silmek ve bugün o kadının kızı olduğundan dolayı daha çok mağrur olduğunu göstermek. Kalbinin bir köşesinde bir takım derin hislerin arasında yaşayan bu gizli dargınlığı anlatmak istiyordu. Bundan 2-3 ay evvel bu gibi üzücü düşüncelere ne kadar yabancıydı. Ne rahat ne sakin bir hayatı vardı. Mektepten çıktığı gün bu güzel yuvanın mini mini biricik hanımı olmuştu. Evini tanzimle uğraşmak kendisine ne tatlı bir iş oluyordu bu hiç beklenilmeyen tesadüf vukuaya gelmeseydi, bu hayat böyle devam edecek, günün birinde biraz beğeneceği bir erkekle evlenerek mesut olmaya çalışacak ve bu kanaatle yaşayıp gidecekti. Nedre şimdi odasının tatlı sükunu içinde şafak bulutlarını andıran pembe perdelerin gül renkli loşluğu arasında dalgın ve meyus bunları düşünürken annesinin talihsizliğine varis olarak o muazzez ölünün bıraktığı eski bir aşktan kendisine ufak bir hediye ayırmak istediğini anlıyordu. Fakat bu verasetin hakkına göz yumacak, mazinin lütfuna baş çevirecek kadar metin olmaya çalışan Nedret, tabiatın karşısında aciz ve perişan kaldığını her türlü manaların önünde duygularını öldürmeye muvaffak olamayacağını anlıyordu. Biraz şiddetle çalınan kapı onu hülyalarından ayırmıştı. Yorgun ve asabi yerinden kalkarak kapıyı dinledi. Veysel Baba'nın sesi vardı. ''Buyrunuz ben Nedret'e haber vereyim.'' diyordu. Genç kız kalbinde acı bir heyecanla pencereye koştu. Kapıda bir otomobil duruyordu. Doktorun geldiğine hükmederek sevindi. Bugün ona her şeyi söylemek, annesinden bahsetme kararını vermişti. Ruhunun elemlerini bu suretle dökmekten büyük bir zevk ve huzur duyacaktı. Bu sırada merdivenden çıkan Fatma Bacı, ''Aşağıda Nihat Beyefendi var, sizi bekliyor.'' dedi. Nedet'in çehresi bembeyaz olmuştu, bir odasına döndü. Çok heyecanı vardı. Avuçlarına biraz kolonya dökerek başını sürdü. Sonra aynanın karşısında çehresini muayene etti. Ona karşı ufak bir teessür, nişanesi göstermemek istiyordu. Saçlarını düzeltti, kıyafeti pek zarifti. Elbise değiştirmeye lüzum görmedi. Ağır ağır odasından çıktı. Misafir odasının bahçeye bakan yeşil panjurları henüz açılmamıştı. Bunların aralıklarından güneşin ziyası halının üstüne doğru süzülmüştü. Burası ılık kokulu bir hava içinde uyuyor gibi duruyordu. Nedret Nihat'ı piyanonun yanında ayakta buldu. Genç adam tatlı bekleme dakikalarını buradaki zarif eşyaların seyriyle geçiriyordu. Nedret'i görünce hemen elini uzattı. O da aynı suretle karşıladı. Avukat avcunun içinde tuttuğu bu güzel eli bırakmayarak ayakta düşünüyordu. Bilseniz sizi ne kadar bekliyorduk diyordu babama müjdeyi ben götüreceğim için ne kadar bahtiyarım. Nihal ne çok sevinecek. Nedret hafif bir baş sallaması ve gülmeyle teşekkür ederim, teşekkür ederim diye cevap veriyordu. Elini yavaşça avukatın elinden çekti, panjurları açmak için pencerenin önüne doğru yürüdü. Odaya bol bir siyah ile beraber yazın baygın havası da dolmuştu. Bu odanın havası Nihat'ın ruhuna tatlı, sıcak, uyuşturucu tesirler yaptı nedret ahenkli sesiyle ona pederini ve Nihal'i soruyordu. Sözün nihayeti Nihal'in Avrupa'ya gitmesine intikal ettiği zaman avukat gayet sakin ve sade bir tavırla şimdilik teyhüre uğradı cevabını verdi. Nedret gizli bir teessürün altında ezildiği halde Nihal Hanım biraz üzülmüştür zannederim dedi. Tabii değil mi efendim lakin hemşirem kederlerini belli etmeyen kadınlardandır Avukat bu sözleri söylerken derin ve uzun bakışlarla Nedret'e bakıyordu. Genç kız bu bakışı mukavemet etmek istedi. Bütün benliğine hakim bir kuvvetin tesiri altını gözlerini indirmeye mecbur olmuştu. Her ikisi de bir iki dakika kadar sustular. Nihat bugüne kadar onun bu derece zengin bir güzelliğe malik olduğuna, onda mevcut ince bir şiirin en açık noktalarını görmediğine teessüfler ediyordu. Onun sesinde tatlı ve fakat ruhu mest eden bir ahenk, bakışlarında tabi bir akışla kalbe doğru yol alan bir hararet vardı. Onun hakiki kıymetini babası daha ziyade takdir etmişti. O dakikada en acı bir nedamet hissiyle düşünüyordu. Birdenbire, "İster misiniz babamı bu akşam çok sevindirelim? Kendisine bir sürpriz yapalım." dedi. "Ne suretle efendim? Şimdi beraberce otağa biner, Şişli'ye kadar gideriz olmaz mı?" Nedret bir iki dakika güzel gözlerini Nihat'a çevirerek düşünür gibi baktı. Sonra sakin bir sesle. Zaten lütuflarına karşı ziyaret vazifesinin bana düştüğünü biliyorum. Binaenaleyh bunu bir an evvel yapmayı ben de arzu ederim. Gidelim efendim dedi. Nedret avukatta gördü. Bu değişikliğe şaşmıştı. Çiftlikteki haliyle bugünkü muamelesi arasında büyük bir fark vardı. Muhaladan hiç bahsetmeyişini. Biraz muamalı görüyordu. Kendisine böyle birdenbire gösterilen bu iltifat onu düşündürüyordu. Nihat da onun şu anda buhran geçirdiğini dikkat ediyordu. Siyah gözleri bahçenin gölgelerine dalmış gibi süzülmüş. Yanaklarına hafif bir pembelik hücum etmiş olduğunu görüyor ve onu bu halde seyretmekten de büyük bir lezzet duyuyordu. Nedret bahsi muhallaya intikal ettirmek istedi ve çiftliğin sessizliğini ülfet eden ruhum şehrin yorucu hayatına biraz vahşi kalacaktır. Zannedersem zaten çocukluk devresinden sonra başlayan zamanım, mektebin sükun ve inzibatı içinde geçtiği cihetle içtimai hayata karışmakta henüz pek acemi sayılabilirim. Çünkü mektebin kaim duvarları zarafet ve inceleye karşı sert bir maniydi. Bina ile sizin aranızda görülecek noksanlarımın af buyrulacağını ve Nihal Hanım'la Maala Hanım'ın zarafet mertebesine çıkabilinceye kadar bütün hareketlerimi mazur göreceğinizi vaat ediniz, dedi. Nihat tevazuyla eğildi. Nedret'in gözlerinde pek gizli bir istihza var gibiydi. Nezaketin bu derecesine karşı ne kadar aciz kalacağımı tasavvur buyurunuz. Hemşirem sizin kadar yüksek meziyetlerle yaratılmış değilse de ince ve şefkatli bir kalbi olduğu için zaten teveccühünüzü kazanmıştı. Muhalaya gelince, o sizden ve hemşiremden nefret eden büsbütün ayrı şahsiyettir. Bunu tefsire lüzum görmüyorum. Avukat bu sözleri önüne bakarak kalbinin bütün ıstıraplarını sesine vermiş gibi hüzünlü bir eda ile söylüyordu. Nedret dudaklarının arasından yavaşça, her genç kızın muhala gibi sevimli ve zarif olması mümkün olsa dedi. Nihat hafifçe içini çekerek kadının bütün meziyetleri bu iki kelimeden ibaret olsaydı, ben de size evet diyebilirdim. Cevabını verdi. Bu sözleri söylerken yavaş yavaş ayağa kalkıyordu. Tatlı bir tebessümle vaadenizi unutmadığını zannedelim diye ilave etmişti. Nedret hazırlanmak için yukarı çıktı. Bugüne kadar tuvaletine bu derece dikkat ettiğini bilmiyordu. Açık kestane rengi ipek saçlarını büyük bir maharetle başına topladı. Kendisine en ziyade yaraşan kostümlerinden bir tanesini ayırdı. Annesinin yadigarını ufak mahfazasından çıkardı ve altın zincirini boynuna geçirmeden evvel dudaklarına götürdü. Gözlerini kapayarak ruhunun bütün hasretiyle öptü. Bugün ona ne kadar benziyordu. Bütün hayatının, bütün hislerinin, bütün çaresizliklerinin acısını şu dakika kendi ruhunda taşıdığı halde karanlık ve dikenli bir yolun ufuklarına doğru yürüyordu. Halbuki o zavallı kadın Gözyaşlarının ibaret olan hayatını bütün tahsilatıyla gözleri önüne dökmüş, ona bir hayatın bütün ıstıraplarıyla dolu bir kitap bırakmıştı. Genç kız iki eliyle başını sıktı. Bu müthiş ve harap edici cazibenin füsunu karşısında bir şey yapamamaktan doğan bir mecalsizlikle kanepenin kenarına oturdu. Kolları sarkmış, gözleri odanın köşesine dalmış olduğu halde 5-10 dakika öylece hareketsiz kalmıştı arkası yağar